Dijital Yerlerin programı Sosyal Kafa'ya hoş geldiniz. Tam da böyle yeni bir çevre ihtilafı gündemdeyken böyle çok değerli bir çalışmayı yapmış arkadaşları konuk ediyoruz. Yani son zamanlarda gördüğüm böyle en güzel projelerden birisi. Sağ olsun Begüm ve Petek de bize zahmet ettiler. Oldu ama geldiler kırmayıp. Onlarla böyle söyleyeceğiz. Aslında hani bu projenin arka planını da konuşacağız. Ve de neler olabileceğini de konuşacağız. Evet, cep telefonunu kıssam bile şeyi kısmayı unutmuşum. Onu da halledeceğiz şimdi. Evet. Hoş geldiniz öncelikle ve elinize aklınıza sağlık. Projenin biz linkini dirençevre.org şu anda zaten Twitter hesabımızdan gün içinde paylaştık. Daha önce daha uzun bir isimdeydi ama yani şu anda dirençevre.org olarak yayında. Tabii böyle artık her şeyin başına bir diren konuyor. Bugün de zaten bütün gün boyunca Twitter etiketlerinin başında Türkiye trendlerinde diren cami vardı. Ama şunu da söyleyeyim, hani böyle biraz hani çok trendi olunca bir şey böyle her şeye konuyor ama hani bu diren çevreyi özellikle izleyicilerimizin bakmasını tavsiye ederim. Epey çalışılmış bir proje. Sözü size atayım o zaman hemen. Ben yine arada bir zaten lafa gireceğim. Hoş geldiniz. İsterseniz azıcık kendinizi de ayrıca tanıtın tabii. Ben yalnızca Begüm Petek deyip geçtim. Buyurun. Ben Begüm Özkaynak. Ekonomi bölümündeyim Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve genel olarak aslında birebir bu konuları çalışıyorum. Biraz çevre ekonomisi, ekolojik ekonomi ve işte politik ekoloji içerisinden bu tür çevre ihtilafları. Belki Pınar da kendini önce tanıtsın, ondan sonra biraz daha projenin detaylarından bahsederiz. Ben de Pınar Ertuğ Akyazı, aynı bölümdeyiz Begüm Hoca'yla. Onun doktor öğrencisiyim aslında, araştırma görevlisiyim aynı zamanda da ve ne mutlu ki beraber aynı projelerde ve bu güzel projede yer aldık. Ben de şu anda doktora yapıyorum, ekonomi doktorası olacak ama aslında ilgilendiğim konular benzer bir şekilde çevre iktisadı, ekolojik iktisat, politik ekoloji vesaire. Biz bu projeye bir yaklaşık belki 2 senedir aslında gönül verdik. Biraz daha geniş çaplı bir Avrupa Birliği projesinin bu çevresel adalet kuruluşları, yükümlülükler ve ticaret başlığı altında bir 7. çerçeve programından fonlanan bir proje var. O projede biraz daha dünya çapında bu tür çevre ihtilafları aslında haritalandırılmaya çalışılıyor. Biz de onun Boğaziçi Üniversitesi olarak Türkiye ayağında yer alıyoruz. Bizim bir politik ekoloji çalışma grubumuz da var. Sonuçta böyle bir proje varken ortada hani kendimiz bu politik ekoloji çalışma grubu içerisinde biraz farklı akademisyenlerin sadece Boğaziçi Üniversitesi'nden değil farklı üniversitelerden İstanbul'da arkadaşlarımızın, çevre örgütlerinden de arkadaşlarımızın yer aldığı bir çalışma grubu. Dedik ki bunu sonuçta biz neden Türkiye çapında biraz daha hayata geçirmeyelim? Birebir çünkü o proje için aslında bizim bir araya getirdiğimiz bir liste vardı. Hani çevre ihtilaflarını o anlamda kategorilendirip o dünya haritasına veri olarak veriyorduk. Ama dedik ki aslında bu veriler bir noktada eskiyecek. Biz bunu neden daha yaşayan bir veri tabanı haline dönüştürmeyelim? Öyle bir fikirle yola çıktık. Ve genel olarak da hani biraz işte çevre ihtilafları nedir sorusunu tabii öncelikle sorup belli kategorilerde, belli sınıflandırmalar içerisinde böyle bir aslında işte crowdsourcing deniyor anladığım kadarıyla. Amacımız hani biraz bizden çıkıp yereldeki hareketlerin yaşatabileceği bir platform yaratmaktı. Bu 2 yıllık süreçte ortaya konulan veri sizin girdiğiniz veri mi? Daha crowdsourcing yeni başlayacak daha değil mi? Daha crowdsourcing yeni başlayacak. Aslında hani başlarken biz biraz işte arşiv taraması yaptık. Medyadan yakaladık biraz. Ama bir yandan da şey değil yani şu anda elimizde işte bir 90-95 tane kadar ihtilaf var. Onların da bir 45 tanesinin ciddi anlamda formu doldurulmuş. Yani formu da birazdan anlatırız gerçi ama detaylı bilgi verilmiş durumda. Bunların belki 10-15 tanesini biz politika ekoloji çalışma grubu içerisinde kendimiz doldurduk. Çünkü zaten o konularla ilgili daha önce çalışmıştık. Akademik çalışmamız vardı veya orada yaşıyorduk vesaire. Ama geri kalanını aslında yine de hani web üzerinden yakaladığımız insanlardan değil belki ama birebir işte ağlarımız üzerinden yaklaşıp işte sen burada zaten bu işi yaşıyorsun, bize bunu anlatır mısın, işte bu formu doldurur musun diyerek aldık. Yani işte 45 tane formun
15-20 tanesi herhalde değil mi? Politik Ekoloji Çalışma Grubu tarafından, bizler tarafındansa 30 tanesi de yerelde gerçekten insanlar tarafından, o çevre direnişi içerisindeki insanlar tarafından doldurulmuş durumda şu anda. Ve bundan sonrası da artık iyice kendiliğinden gelişecek herhalde diye bırakmış durumdayız. Daha güzel bir kısmı zaten. Bizzat böyle duyurulmaya başlanması yepyeni değil çok mi? Çok yeni. Yani hani çok. Böyle, bir hafta mı oldu? Bir hafta oldu. Evet, bir hafta oldu. Yani gerçek anlamda yayına başlaması bir hafta oldu. Bizim şöyle bir her zaman başlangıç noktamız vardı. Yani böyle bir çalışmayı biz tabii ki de masa başı çalışması olarak hani işte verileri toplayıp arşivlemeye başlayabilirdik. Ama istedik ki gerçekten yereldeki hareketlerin gözünden bu haritaya yansısın bu bilgiler. O anlamda da hani biraz gücünü yereldeki hareketlerden alacak diye ümit ediyoruz. Eğer şu an için doldurulmuş formlara bakarsanız orada mutlaka ya o konuda çalışmış, yani her bir vaka için ya konuyu çalışmış, birebir o konuda sahada gidip insanlarla görüşmüş kişiler tarafından doldurulmuştur. Ya da yerel hareket birebir raporlamıştır. Hani bunun da bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Yani bir akademik anlamda çalışmadan çıksın istiyoruz. Anladım. Peki bu bir de tabii Yakup Bey vardı, o gelemedi bugün. Biraz da teknik altyapısı orada ama özellikle bu hani bir yazılım var mı bunun altyapısında? Bizzat mı yazıldı yoksa zaten bizzat bir şey yazıldı mi kullanılıyor? Kullanılıyor. Yani harita için örneğin işte Google Earth vesaire düşünülebilirdi ama onun yerine bir OpenStreetMap kullanıldı örneğin. Onun üzerine tabii işte katmanlar eklendi. İşte o katmanlar eklenirken Yakup tamamen birebir de kodları o yazdı. Aslında bizim tamamen bir haber olduğumuz bir konuydu ve hakikaten yani esas mimarı o aslında o anlamda sitenin. Yakup Bey'e de buradan selam. Evet, başka bir programda onu da. Biraz da yine geliştirilmeye de açık o anlamda. Yani gerçekten inşallah yaşamaya başlarsa harita o anlamda da tabii ki de bunu biraz daha böyle bir politik ekoloji anlamında yazılan, bu vakalarla ilgili daha detaylı yazılan bilgilerin de paylaşılabildiği bir şeye de dönüştürmek istiyoruz. Yani siteye, platforma. Aslında sizin politik ekoloji org mu o sonu konu? Evet, orada hani orada bir miktar var zaten. Bir ama hani bunu daha entegre etmeye çalışmak. Aynen. Tabii bu her böyle hani çok şey konulunca da onun bir şey sıkıntısı da olabiliyor yükleme. Ama hani şeye bağlı yine de nasıl bir kullanıcı dostu bir format olursa artık onu Yakup Bey düşünecek. Belki görsel de eklenebilir değil mi buna? Yani zamanla öyle şu anda var, var mı? Ben hani referanslar bölümünde görsel eklenmesi için yani kullanıcıların birebir kendi İsterlerse evlerindeki videoları ya da resimleri upload edebilecekleri alanlar var. Dolayısıyla o anlamda hani bir altyapı söz konusu. Anladım. O da şey olabilir, güzel olabilir. Evet. Peki gelecek şeyleri, verilerin girildiği, işte formlar doldurulduğu zaman kaç kişi ilgileniyor bununla? Yani nasıl bir değerlendirme süreci olacak? Aşağı yukarı aslında 5 kişi gibi düşünebiliriz şu anda. Yani şöyle oluyor zaten aslında. Herkese açık olan alan basit bir alan, yani çok da geniş bir alan değil, atıyorum işte bir paragraflık bir bölüm kullanıcılar tarafından herkese açık olarak dolduruluyor. Ana kategori yine herkese açık olmuş oluyor. Dolayısıyla bizim şu anda modere etmemiz gereken hani herkese açık kısmı aslında sadece ihtilafın özetiyle ilgili kısım. Diğer kısımları kullanıcılar kendileri girdikleri zaman tekrardan kendileri ulaştıkları zaman istedikleri zaman tekrar değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla hani çok büyük bir çaba gerektirip uzun uzun saatler bununla uğraşmamız gerekmiyor moderasyonla ilgili şu anda. Ama anladım. 3-4 kişi, 5 kişi bir grup işte yapıyoruz. Farklı zaten tartışmalar vardı bunu biz hayata geçirirken. Herkese açık, her alanı herkese açık mı olsun diye. Çünkü kullanıcılar girip bakarsa böyle 4 tane arayüzden oluşuyor hani form. İhtilafla ilgili girilmesi gereken form. Bir genel olarak vakaya ilişkin çok genel bilgilerin olduğu bir alan var. Bir kategorilendirmesi var. Ondan sonra birebir ihtilafa sebep olan projeye ilişkin bir alan var. Daha sonra ihtilafın boyutlarına ilişkin bir takım bilgiler var. İşte bir hareket başlamış mı, o işte ihtilafa konu olan etkiler neler, sağlık etkileri olabilir, çevre etkileri olabilir, daha sosyoekonomik etkiler olabilir. Hani biraz daha sonra da bu harekete ilişkin işte bir gerçekten dava var mı ve biraz da referanslar sosyal anlamda ya da işte biraz daha akademik anlamda referanslar.
Şimdi orada tabii hani kullanıcıların girdiği bilgileri bizim hani tek tek kontrol etmek için hani yeterli bir altyapımız yoktu. O yüzden şey diye düşündük. Yani bizim model edebileceğimiz küçük bir alan olsun. Haritada o ilk girilen bilgiler bir vakayı oluştursun ve harita o anlamda kalabalıklaşsın. Sonra da sonuçta kullanıcıların kendi girdikleri daha detaylı bilgiler de paylaşılabilir olsun. Kendileri istedikleri sürece. Ve dolayısıyla siz atıyorum bir üçüncü köprü vakasıyla ilgili orada 3-4 tane ayrı giriş olabilir. Ortak bir model edilmiş alan olacak. Üçüncü köprü vakası nedir? Burada sonuçta genel olarak üçüncü köprü bir altyapı projesi. İşte o çerçevede bir kategorisi olacak. Bizim haritada da o anlamda renklerimiz var. Bu ihtilafları kategorilendiren. Sonuçta bizim o çerçeveden sonra sizin üçüncü köprüyle ilgili daha detaylı girdiğiniz bilgileri kullanıcılar sizden burada daha detaylı girilmiş bir form var. Bize ulaştırabilir misiniz diye sizden talep edecekler. Siz kendinizi ismen birebir göstererek bunu paylaşabilirsiniz ya da göstermeden paylaşabilirsiniz. Bu anlamda da bir işte aslında networking aracı da olsun istiyoruz. Şey mesela şimdi üçüncü köprü karşıtı hareket şeyinde mesela burada bir doğrudan şey seçeneği var mı? Hani böyle olur ya IMDb'de falan da hani filmle ilgili bir veri yanlışı olduğu iddia edilir. Birisi öyle bir bu buton yok değil mi şimdilik? Öyle bir buton yok. Doğrudan sizinle temasa geçecek. Şimdilik bizim filtremizden geçiyor ve yo, yine aynı şekilde filtreden geçebilir evet, de hani evet, belki öyle bir buton iyi olabilir. Aynen. Şey yani aslında üçüncü köprüyle ilgili işte sizin yazdığınız etkiler aslında o anlamda sizin raporlamanız. Bunu farklı bir bakış açısı farklı şekilde de raporlayabilir. Dolayısıyla aslında biz hani kullanıcıların o anlamda yerel hareketleri, vakalara ilişkin yaklaşımlarını o anlamda veri tabanına oturtuyoruz. Üçüncü köprüye ilişkin 3-4 çeşit bakış açısını o anlamda haritadan almak, resmetmek anladım. Mümkün. Onların yani hepsi duracak yani. Evet, tamam, okey, evet, güzel. Tek objektif, yani şöyle hani üçüncü köprüyü zaten herhalde tek bir gerçeklikle... Evet, o bayağı bir gerçekliğe dönüşecek galiba. Raporlamak çok mümkün değil. Dolayısıyla burada farklı paydaşlar var. O paydaşların hepsinin de kendilerinin aslında haklı bakış açıları var. Bizim amacımız biraz bu bakış açılarını da bir araya getirmekti yani o anlamda. Bence evet işlerse herhalde çok yani işleyeceğini de ümit ediyorum. Hani güzel bir crowdsourcing tarafından da ben böyle çok heyecan duyduğum bir alan. Bu arada Şevket Uyanık arkadaşımız da ODTÜ'ye girmiş. ODTÜ evet. Evet şimdi. Evet. Sanırım iki gün önce veya bugün mü girildi öyle bir evet. İşte bayramda başladı herkes Twitter'da, Facebook'ta paylaşmaya ve ondan beri galiba 7 tane yeni ihtilaf girildi. Bunların birkaç tanesi de hemen detaylı olarak form doldurularak girildi falan. Şimdilik iyi gidiyor i̇yi yani gidiyor. Bakalım. Evet. Zaten yani aslında çok da girilmese de iyi olur. Yani şey, keşke olmasa keşke da girilmese. Keşke olmasa da girilmese. Evet, ama evet, yani herhalde bence hiç boş kalmayacak site. Epeyce var yani şu anda dediğim gibi 95 falan dedik ama bu herhalde bayağı bir daha artacak. Anladım. Peki... Başka Facebook ve Twitter'da da böyle link vermişsiniz. Onların kullanımı nasıl olacak? Yani gene haber vermek için mi? Yani yeni bir daha çok ne amaçlanıyor oradan? Yeni bir vaka girildiğinde insanların haber haberi için olabilir. Onun dışında bir tartışma ortamı da yaratılabilir belki. Evet, Facebook. Yani çünkü öyle bir interaktif bir şey yok aslında. Yok. Aynen. Evet, Facebook üzerinden birazcık daha işte senin ihtilafında şu oldu, bizim direnişimiz de bu oldu, ortak nokta şu olabilir. Konuşmaları oradan Facebook'tan biraz daha geçebilir ya da Twitter'dan biraz daha geçebilir diye düşündük. Ama ilk aşamada tabii aslında şu anda tanıtım birazcık da yani. Ben ümitliyim zaten evet yani tanıtım olacak gibi geliyor. Peki böyle bu arada hani bu bir projenin bir ayağı gibiydi. Diğer ayaklar nasıl gidiyor Avrupa'nın diğer taraflarındaki? Daha geniş çaplı olan projede de toplamda 2000 tane bu tür vaka toplanması hedefleniyor. 4 yıllık bir proje bu proje. Orada da şimdilik bir 1000'e yakın vaka toplanmış durumda. Latin Amerika'dan çok Paris'la vaka var orada da ve benzer bir çerçeveye oturtulmuş
durumda. Sonunda da, en sonunda da aslında bu tür ihtilafların, ki genel olarak bunları çevresel adalet ihtilafları olarak da kategorilendiriyoruz. Amaç biraz bunların her ne kadar yerel hareketler olsa da aslında genel olarak daha geniş küreselleşme çerçevesinde biraz işte bu finansal piyasalar, var olan ekonomik sistem ve ticaret hareketleriyle bağlantılandırılmasını amaçlıyor aslında proje. Bu arada AB fonu demiştiniz ama o zaman aslında bütün şeyi de kapsıyor. Nasıl? Ben sırf Avrupa... Hayır. Dünya çapında. Yani evet. Ve projede yaklaşık 24 tane partner var. 24 partnerin yaklaşık 10-12 tanesi akademik üniversiteler. 10-12 tanesi de birebir bu yerel hareketlerin içerisindeki aslında sivil toplum örgütleri. Yani sonuçta proje, biz de biraz aslında onu yapmaya çalışıyoruz Türkiye ayağında. Hani akademik bilgiler ve çerçeveyle, işte politik ekoloji diyoruz, yerelden gelen hareketi bir araya getirmek ve onların birbirlerinden öğrenmesini sağlamak. Anladım. Çünkü hani yerelden aslında gelen o kadar ciddi, hani bir sürü konsept var, terminoloji var. Bunların bir kısmı akademiye ulaşıyor ve biz onları kullanıyoruz. Tabii akademiden de aslında yerel hareketlere gidebilecek çok destek var. Biraz böyle bir karşılıklı kooperasyon amaç. Belki hani diğer projelere de böyle link verilebilir diye naçizane bir yavaş yavaş olacak. Aslında kesin, evet. Şeyde ilk tanıtım web sayfamızda EJOLT var. Ama onun dışında mesela Kara Atlası var. Bu tür benzer bir şey. Mülksüzleştirme ağları var. Onlara vermek lazım. Kara Atlası da benzer bir hani fikirle kömür santralleriyle bağlantılı ihtilafları haritalandırıyor o anlamda. Onlar sizinle beraber... Greenpeace'in yine bir projesi, doğru mu? Evet. Greenpeace'in projesi. Yine haritayı da Yakup yaptı. Dolayısıyla yani öyle tabii bütün bunlar birbiriyle konuşsun. Gerçekten istiyoruz. Aslında amaçta iyi olur o bakımdan da bir konuşturmada. Peki yakın zamanda başka bununla ilgili şey var mı? Yapacağınız işler, bilmemiz gereken? En son yine kendi içimizde konuştuğumuz bu İstanbul özelinde aslında hani şimdi biraz yerel seçimler de geliyor. Hani bu tür bir şeyi, basit, daha basitini acaba hani İstanbul özelinde yapabilir miyiz, haritalandırabilir miyiz? Crowdsourcing mantığından hareketle biraz belki Pınar daha detaylı bahsedebilir. Evet, yani bundan daha aslında herkese açık bir sistem olmasını hayal ediyoruz. Bunu da ilk başlangıçta yaparken hakikaten herkes istediği her şeye girebilsin diyorduk ama birazcık başkası işte moderasyon nasıl olur falan gibi sebeplerden biraz daha kapalı bir sisteme dönüştü ama yine de bu haliyle güzel kullanılacak bence. Ama İstanbul'da azıcık daha işte dediğiniz raporlama sistemi olsun ya da işte beğendim, evet bu ihtilafın önemli olduğunu ben de düşünüyorum gibi tıklamalar olsun falan gibi düşündük. Bakalım, azıcık daha kafa yormamız gerekecek. Bir de hani kentsel ihtilaflar biraz daha hani yine uzmanlık gerektiren bir şey. Başka arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Yani biraz bu forumlar var. Sonuçta hani İstanbul özelinde aslında çalışan birçok hareket var. Hani onlardan beslenen böyle bir acaba platform yaratıp onların eline bırakabilir miyiz diye kendi aramızda konuştuk. Yani politik ekoloji çalışma grubu içerisinde böyle bir acaba alt komisyon bu işe hazır. Bizim haritanın da bir çok basit altyapısı var. Hani böyle bir detaylı form üzerinden değil ama vakaları hani ismen belki daha basit bir şekilde oraya girip sonra da hani herkesin evet ben de bu sorunu destekliyorum, bu sorun çok önemli diye hani biraz işte like edebilecekler bir şey. Yani çok çünkü insanların çok detaylı form girmeye çok vakitleri olmayabilir. Ama tabii. Böyle hani kısıtlı bir işte yani Twitter mantığında. Tabii mesela sizin buradaki proje şey yani biraz data girmeye gerekiyor. Aynen, arşivlemeyi yani, amaç. Hepsinin başka bir düzeyi var. O yüzden şey çünkü hani şey tahmin ediyorum mesela daha hızlı olacak bir veri girişi için çok müsait değil. Ama hani bunun da doğası o değil zaten. Bu başka bir şeye hizmet ediyor. Diğer de başka bir şey olabilir. Bu birazcık da tarihini arşivleyecek bir şey. Yani işte biri 1995 yılından alıp getirecek bu tarihe. Sonra başka biri gelip 2015 tarihinde aynı ihtilaf hala sürüyor deyip tarih şey yapacak. Ve hani çoğu zaman da konuştuğumuzda aslında böyle bir çevre direnişi, tarihi gibi bir şey çok fazla yok şu anda Türkiye'de. Bu işe de yarayacak diye düşünüyoruz, umuyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Hani bu...
bizim de tahminimizden çok daha vakit alan bir şeydi formu doldurmak. Hani bilen biri için aslında çok zor değil ama hani genel olarak bir emek vermek gerekiyor. Onu düşünerek biz bir böyle ihbar et mantığında şey izni de verdik. Yani formu detaylı doldurmadan kullanıcılar bir üye girişi yapıp sadece ilk alanı en basit özetin, en basit ana kategorinin ihtilafın konuğu olan metanın ve ana kategorisini girip oraya bir nokta atışı yapabilirler. Sonradan başka o vakayı daha detaylı bilen biri de yine kendi üye girişiyle o vakayı detaylandırabilir. Kendi veri tabanında tutabilir. Yani dolayısıyla herkes o formu en detaylı şekilde girmek durumunda değil. O anlamda bir esneklik var. Bir de hani politik ekoloji okuma grubu ne kadar kişiden oluşuyor? Arkanızda kim var falan gibi. Yani aslında şu anda 30-35 tane hem aktivist hem akademisyen diyeyim. Hani akademisyenler de ağırlıkta ama hani böyle kimse oturup da sırf kitaplarda kaybolalım şeyinde değil. Tam tersi herkesin bir şeyler yapalım enerjisi var. Bunların da bir 10-15 tanesi işte iki haftada bir akşam toplanıyor. Ve her zaman aynı 15 kişi olmuyor belki ama gittikçe de büyüyoruz aslında. Kimseye de gelme bizim aramıza falan dediğimizde kesinlikle yok. Ben işte şöyle işlerle ilgileniyorum deyip sizle beraber haberleşebilir miyim? En azından e-mail grubuna girebilir miyim diyenlere de hiçbir zaman hayır demedik şimdiye yurt kadar zaten. Yurt dışında da arkadaşlarımız var. Henüz hiç toplantılara gelmemiş. Ama hani sadece bir mail grubu olmasın da istiyoruz. O anlamda hani toplantıların bir anlamda belli bir çerçevesi olsun da istiyoruz. İşte 2011 yazından beri böyle bir düzenli bir araya gelmeye çalışıyoruz. Evet, ve hani grubun farklı çalışma alanları var. Bir kitap çevirisi var. Yapılmaya çalışılan yine çevre. Evet, çevre iktisadı şeklinde. Çevre iktisadı ilişkin. Yeşil ekonomi şeklinde. Başka şeyler de olacak herhalde. Yavaş yavaş projeler. Biraz naif bir şey soracağım da. Yani hani böyle çevre ihtilafı olarak bir şeyi tanımlamada hani böyle kendi içinizde de sıkıntı yaşadığınız oluyor mu? Yani ve en çok sorulan soru bu aslında bize. Siz peki çevre ihtilafını nasıl tanımlıyorsunuz diye yani çok hani soruluyor. Yani bazen taken for granted böyle. Aynen, yani zaten bana yani şurada dedikleriniz hepsi hani çok itiraz edeceğim gibi gelmiyor ama yani yine de bilmiyorum hani öyle birkaç vaka var mı böyle hani söylenebilecek? Yani sonuçta biz aslında genel olarak böyle tabii ki de bu mesela bir çevre sorunları haritası değil. Yani o anlamda hani gerçekten orada bir doğal paylaşıma ilişkin ya da doğal kaynağa erişime ilişkin bir adaletsizlik olsun ya da bir taraflar olsun ve bir taraf aslında belli itirazlarda bulunsun ve belli talepleri olsun. Ve bir hani çok görünen olmasa bile bir paydaş en azından o vakaya ilişkin hani karşı tarafa o ekonomik aktiviteyi gerçekleştiren bu kamu kuruluşu olabilir, bir özel şirket olabilir. Bir şekilde aslında en azından hareketi ya da durumu değiştirmeye çalışan bir harekete geçsin istiyoruz. Yani ne bileyim işte o anlamda Türkiye'nin çevre sorunları haritası olmaktan çok uzak bizim haritamız. Ve paydaşlar da belli şekillerde aslında pozisyonlarını belirlesinler istiyoruz. Biraz formda o şekilde zaten kurgulanmış. Yani hemen biz herhangi bir çevre sorununu Türkiye'de Marmara Denizi kirliliğini oraya bir ihtilaf olarak girebilir miyiz? Hani şu an çok emin öte yandan da şey kategorisi de var aslında. Yani ihtilafın o andaki durumu nedir? İşte çok çatışma mı var, az mı var? Bir de potansiyel çatışma olabilecek yer mi var diye de bir başlık var. Daha doğrusu bir kategori var seçebileceğiniz yine formda. Dolayısıyla aslında oraya yine de birçok sorun, çevre sorunu olarak adlandıracağımız, henüz ihtilaf olmayan ama potansiyel olarak ihtilaf olma ihtimali taşıyan şeyler de girilebiliyor. Yani bir gölün kirlenmesi, bir gölün kuruması, orada çok birbiriyle çatışan insanlar olmasa bile en azından bir akademisyenin onunla ilgilenip bakın burada kötü bir şey var, bir şeyler oluyor, bitiyor demiş olmasıyla bile aslında girilebildi. Yani dünya haritasında o daha az olacak muhtemelen. Onların amacı çok fazla o değildi ama biz Türkiye'de hayır diyemedik bir yandan da açıkçası. Bir de doğa adına konuşan gruplar da olabilir. Yani paydaşlar sadece kendilerine ilişkin bir kaygıyla orada aslında konuya itiraz etmek durumunda değiller. Sonuçta bizim için doğa da bir paydaş. Hani kendi doğanın, hakları olan. Haklarını o anlamda koruyan bir grup, örgüt vesaire de olabilir diye düşünüyorum. Yoksa küçük gider bazıları. Ben size
Peki. Benim temel sorularım bitti gibi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle hani projeyle ilgili ya da proje çevresinde çalışmalarla ilgili. Bir şey atlamayalım, arşiv oluşturuyoruz. Sonuçta aslında hani ben şöyle bir şey söylemek isteyebilirim belki. Hı-hı. Bu hani ihtilaflar denince, bakınca genel olarak şeye, taleplere, o taleplerin çerçevesi çok geniş. Ve hani herhalde Türkiye'de de böyle bir hizmeti olabilir diye düşünüyorum. Şu an yaşadığımız ihtilafların, yani bir yandan çok üzücü, bir yandan da ama sanki hani konuştuğumuz şeylerin çoğu işte biraz daha demokrasi ve adalet çerçevesine de oturuyor. Dolayısıyla sanki çevre hareketinin böyle bir rolü olabilir ümidindeyiz. Yani çünkü genel olarak baktığınızda taleplere, yani sonuçta Gezi direnişinde de benzer konular konuşuluyordu. Yani bir anlamda orada evet bir işte proje var. O projeye ilişkin hoşnutsuzluklar var. Etkilerin dağılımına ilişkin hoşnutsuzluklar var. Ama onun dışında da hani işte karar sürecine katılıma ilişkin talepler vardı. Yani sadece bir hani çevre tahribatı değil mesele. Hı hı. Aynı zamanda işte o projeye ilişkin kararların nasıl alındığına ilişkin de bir itiraz vardı. İşte hani bu konuşulan meseleler dolayısıyla sadece çevre özelinde bir korumacı, işte çevreci yaklaşım olmanın ötesine gidiyor diye düşünüyoruz. Türkiye'deki işte sosyal adalet vesaire konularındaki bir takım uzlaşılara da belki imkan sağlar ümidindeyiz. Dünya haritası da tamamlandığında da aslında Türkiye'de olan biten birçok şeyin, tamam bazı şeyleri çok gerçekten aşırı noktalarda yaşıyoruz ama daha hafiflerini veya daha ağırlarını zaman zaman Güney Amerika'da, Latin Amerika'da, Afrika'da vesaire sömürüye açık ve işte bir kısım küresel sermayenin aktığı yerlerde diyeyim. Çok benzer şeylerin de aslında yaşandığını göreceğiz ve bunu anladığım kadarıyla, yani tahmin ettiğimiz kadarıyla Türkiye'de yerel hareketlerde görerek belki de o şekilde kooperasyonlar, yani ülkeler arası kooperasyonlar, ülkeler arası beraber çalışmalarda mümkün olacak muhtemelen. Olacak, evet. Birbirlerine destek olabilecekler. Son olarak şimdi politik ekoloji grubunun şeyleri sayfanızdan da ilan ediliyor mu? Hani birileri böyle katılmak isterse diye. Tabii yani mail, hani, o kadar iyi güncelleyemiyoruz şu aralara itiraf etmek gerekirse ama bundan sonra sanırım daha hızlanacak. Hem bir orada iletişim adresimiz var en azından en basitinden o olabilir. Hem de zaten aşağı yukarı aynı kişileriz. Yani hani diren çevreden bir şekilde bize ulaşan biri politik ekoloji çalışma grubuna da aslında doğrudan ulaşmış oluyor bir yandan da. Son bir şey, yani öğrenci arkadaşlar böyle katkıda bulunuyorlar mı? Hani siz de öğrencisiniz tabii ama daha böyle lisans düzeyi kafamda tabii var. Mesela Karadeniz Sahil Yolu projesini siz mi öğrendiniz derste? 3. Evet. 4. Sınıf dersinde doldurmuştu. Mezun oldu şu an ama Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden. Bizim çalışma grubumuz içerisinde de lisans öğrencilerinden arkadaşlarımız vardı. Şimdi yine olur. Bir kısmı doktoraya, yurt dışına falan gidenler var ama genel olarak haritada giriş yapan arkadaşlarımızın bir kısmı da yine öğrenci, lisansüstü ya da lisans öğrencisi. Yani ne ihbar yapmak için ne de formu doldurmak için akademik herhangi bir bilgiye aslında ihtiyacınız yok. Çok çok rahatlıkla orada yaşayan, ana tanık olan insansınız, çok rahat doldurabilirsiniz. Bir de projenin zaten ruhunda var aslında. Yani hani böyle bir akademik ekspertiz gerektirmemesi gerekiyor. Tam tersi aslında yerel hareketlerin o anlamda çok doğru, kolay girebileceği bir şey yapmaya da doğru ve aynı zamanda da onlardan öğrenebilir olduğumuzu aslında düşündüğümüz için böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Yani hani o anlamda belki söyleyebileceğimiz bir şey, kullanıcıların bize vereceği bilgiler çok değerli. Çünkü yereldeki bilgi aslında en güzel bilgi. Son ama en son soru da geliyor. O da ya böyle bu şu ana kadar eldeki verilerden yola çıkarak özellikle sizi şaşırtan böyle coğrafi bir bölgesel bir şey oldu mu? Ha burada da bu kadar şey varmış bilmem ne gibi. Hani bilmiyorum hani. Çok belki zaten çok işin içindesiniz ama. Bir de başlangıçta zaten şu anda çok aslında boş yani harita epeyce dolacak. Belki onu gördükten sonra ne kadar dolduğunu ve bölgelere göre belli bir dağılım olup olmadığını daha sonra göreceğiz gibi geliyor. Yani şu anda bir de temsili bir harita değil şu anda. Yani o anlamda biz yerel hareketlerden ne kadar cevap alabildiysek o kadar doldurduk. Oradan onlar beslensin istediğimiz için. Dolayısıyla yine şu an görece ama bence bir temsiliyet var yine de sanki. Yani en öne çıkan şeyler var zaten de hani ya işte su, enerji ve madencilik
projelerinin, aktivitelerinin olabildiğin en çok ihtilaf yaratan şeyler şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla. Ama bu demek değildir ki nükleer, termik santraller vesaire önemsiz. Tam tersi onlardan da maalesef bol bol var. Evet. Ama artacak muhtemelen özellikle HES'ler konusunda mesela. Orada HES'leri görüyoruz. Herhalde yüzlerce zaten göreceğiz evet, yani. Evet, zaten güzel Doğu Karadeniz bölgesinde. Evet. Evet. Bir de çok basit bir filtreleme şeyi var. Evet, şurada. Orada da hani biraz sadece daha sadece HES'leri görüntüle, işte su ihtilaflarını görüntüle, sadece nükleerle ilgili ihtilaflarını. Ama enerji mesela hani teması olarak baktığınızda gerçekten ne kadar farklı ve çeşitli alanlarda bu tür ihtilafların yaşandığını görüyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ederim. İnşallah daha da iyi bir boyuta, güzel bir boyuta ulaşır proje. Belki yine sizi konuk ederiz daha İnşallah. Başka bir aşamada. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz böyle bir fırsat bize verdiğiniz için. Ne demek? Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya olup olmayacağını bilmiyorum 29 Ekim'den dolayı ama olursa devam edeceğiz. Yoksa da bir sonraki hafta Sosyal Kafa devam edecek. En direngen yanında en mobil program da galiba. Belki stüdyomuz da değişecek. Göreceğiz bakalım. Peki hoşça kalın.